Sevgili talebelerim merhaba. Dersime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mualliminiz olarak ben bugün sizlere pek âlâ bir ders anlatacağım. Bu dersin neticesinde de sizler pek ilimli talebeler olarak mekteplerinize geri döneceksiniz. Cümlelerim sizlere değişik geldi mi çocuklar? Evet, o cümleler içerisinde kullanmış olduğum kelimeler ne kadar farklıydı sizler için değil mi? Belki de ilk defa duydunuz. Evet çocuklar, geçmişte kullanılan bu kelimelerle aynı anlamda, eş anlamdaki kelimeleri biz bugünkü konuşmalarımızda kullanmaktayız çocuklar. Şimdi videoyu geri saracağım, aynı cümleleri tekrardan kullanacağım ve bu cümleler içerisinde kelimeleri değiştirip günümüzde kullanılan aynı anlamdaki kelimelerle o cümleleri tekrardan söyleyeceğim sizlere. Sevgili öğrencilerim merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Güzellikler getirdiniz. Bugün öğretmeniniz olarak ben sizlere çok güzel bir ders anlatacağım. Bunun sonucunda da çok bilgili öğrenciler olarak okullarınıza geri döneceksiniz. Evet, iki konuşma arasındaki kelime farklılıklarını gördük değil mi çocuklar? Öğrenci, talebe, öğretmen, muallim, pek âlâ, çok güzel, netice, sonuç, pek ilimli, çok bilgili, mektep, okul gibi kelimeleri gördük değil mi çocuklar? Evet, bu kelimelere dikkat ettik mi? Bu kelimeler farklı şekilde yazılmış ama aynı anlamı ifade ediyor değil mi? Evet, bugün sizlerle hep beraber eş anlamlı kelimeler, sözcükler konusunu işleyeceğiz. O zaman hemen bir tanımlama yapalım çocuklar. Eş anlamlı kelimeler neydi? Evet, yazılışları farklı fakat anlam olarak birbirine aynı olan kelimelere ya da sözcüklere ne diyoruz biz çocuklar? Eş anlamlı kelimeler diyoruz. Şimdi hep beraber eş anlamlı kelimelerle ilgili örnekler vereceğiz ve onlarla beraber cümleler kuracağız ve örneklerle, cümlelerle siz çok daha güzel bir şekilde anlayacaksınız. Çok daha güzel bir şekilde kavrayacaksınız çocuklar. Evet, hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Şimdi hep birlikte eş anlamlı kelimelere örnekler verelim ve bu örnekleri cümle içerisinde kullanalım. Aynı anlamda, eş anlamda olduklarını hep birlikte görelim çocuklar. Renklerden başlayalım mı? Evet, başlayalım. Kırmızı rengi sevenler var mı aranızda? Çok güzel bir renktir, değil mi? Kırmızı renk anlamında olan bu kelimenin yerine cümle içerisinde kullanabileceğimiz başka bir kelime var mı? Evet, al. Kırmızının eş anlamı nedir çocuklar? Aldır. Mesela şiirlerde kullanılır değil mi daha çok? Şiirlerde dizeler içerisinde geçer. Kırmızı bayrağım denmez. Bakın bir cümle kuralım, örnek verelim. Kırmızı bayrağım. Evet, orada kırmızı kelimesini görüyoruz değil mi? Yer değiştirelim. Kırmızının yerine ne diyeceğiz? Al diyeceğiz değil mi? Evet, bizim bayrağımızın renkleri kırmızı ve beyazdır değil mi? Daha çok kırmızı renklerdedir. Kırmızının yerine al kelimesini kullanalım. Al bayrağım. Evet, genelde şiirlerde bu şekilde kullanılır değil mi? Evet. Beyaz sevenler var mı aranızda? Beyaz da çok asil bir renktir. Bayrağımızın diğer bir rengi de kırmızının yanında nedir? Beyazdır değil mi çocuklar? Evet. Beyazın yerine kullanabilecek kelime nedir peki? Eş anlamlı, onunla aynı anlamda. Beyaz. Ak. Evet, cümle içerisinde kullanalım. Dün gece rüyamda beyaz sakallı bir dede gördüm. Evet, beyaz kelimesini görüyoruz cümlemizde değil mi? O beyazın yerine ne kullanalım? Ak kelimesini kullanalım. Dün gece rüyamda ak sakallı bir dede gördüm. Demek ki beyaz kelimesinin eş anlamı neymiş? Akmış. Evet, sırada hangi rengimiz var? Siyah. Evet, siyah rengi sevenler var mıdır? Vardır. Peki siyahın yerine günümüzde aynı şekilde o anlamda kullanılan başka bir kelime var mı çocuklar? Bir düşünün bakalım. Kara. Siyahın yerine kullanılan bir kelime de kara. İkisi de aynı rengi, aynı anlamı göstermektedir çocuklar, temsil etmektedir. Bir cümle daha kuralım. Siyah gözlü bir köpekti. Evet, görüyorsunuz oradaki siyah kelimesinin yerine
Ne koyalım şimdi, ne ekleyelim? Kara kelimesini koyalım. Kara gözlü bir köpekti. Bakın anlam olarak hiç değişmiyorlar değil mi? Evet, çünkü yazılışları farklı ama anlamları aynı olan kelimelerdir bunlar. Eş anlamlı, anlamdaş kelimelerdir çocuklar. Evet, şimdi size ne veriyorum? Bir hediye veriyorum değil mi? Evet, peki günlük hayatımızda hediye yerine kullanabilecek başka hangi kelimeler var? Düşünelim bakalım. Armağan değil mi? O zaman hediye, armağan. Eş anlamlı kelimelerdir. Hemen cümlemizi ne yapalım? Kuralım. Size bu ayıcığı armağan ediyorum. Evet, buradaki gördüğünüz armağan kelimesinin yerine ne ekleyelim, ne koyalım? Hediye kelimesini koyalım. Sizlere bu ayıcığı hediye ediyorum. Bakın anlam olarak değişmedi değil mi? Sadece kelimeler değişti. Farklı kelimeler ama aynı anlamdalar. Devam edelim. Evet, ilerleyen yıllarda, ilerleyen zamanlarda anneleriniz, babalarınız, bizler ne olacağız çocuklar? Hepimiz bir gün yaşlanacağız değil mi? Evet, yaşlanacağız. Peki yaşlı kelimesini aynı anlamda başka bir kelime olarak nasıl kullanabiliriz? Düşünelim bakalım. İhtiyar. Yaşlının eş anlamı neymiş çocuklar? İhtiyar. Evet, ihtiyar ve yaşlı kelimelerini biz aynı cümle içerisinde kullanalım bakalım. Yaşlı insanlara yardım etmeliyiz. Bakın oradaki yaşlı kelimesini görüyorsunuz değil mi? Şimdi o yaşlıyı kaldıralım. Yerine ihtiyar getirelim. İhtiyar insanlara yardım etmeliyiz. Evet, anlam değişmiyor bakın. Kelimeler değişiyor. Demek yaşlı ve ihtiyar birbirine aynı anlamda olan eş anlamlı kelimeler çocuklar. Evet, ne görüyorsunuz? Kalbim atıyor. Değil mi? Kalbim sizler için atıyor. Kalp kelimesinin eş anlamı nedir size çocuklar? Kalp, yürek. Evet, gönül de deniyor bazen. Kalp, yürek. O zaman bir cümle kuralım kalp ve yürekle ilgili. Bu yaptıklarına kalbim dayanmıyor. Evet, buradaki kalbim kelimesini görüyorsunuz değil mi? O kalbim kelimesini kaldıralım. Kalbim sözcüğünü kaldıralım. Yerine yürek ekleyelim. Tekrar cümlemizi okuyalım. Bu yaptıklarına yüreğim dayanmıyor. Evet, bakın aynı anlamda oldu değil mi? Kelimeler değişti. Kalp, yürek eş anlamlıdır. Devam edelim. Evet, elimiz ıslanırsa ne olur? Islak olur değil mi? Su döküldüğü zaman ıslak olur. Peki ıslak kelimesinin yerine biz ne kullanabiliriz? Aynı anlamda olabilecek. Ne kullanabiliriz? Hangi kelimeyi kullanabiliriz? Yaş kelimesini kullanabiliriz değil mi? Islak, yaş. O zaman hemen bir cümle kuralım. Oturduğum bu sandalye ıslak. Şimdi ıslak kelimesini kaldıralım. Oturduğum bu sandalye yaş. Evet, bakın iki kelime birbirine eş anlamlı. Kelimeler değişse de anlam değişmiyor. Çünkü bunlar eş anlamlı kelimeler çocuklar. Devam edelim. Dün gece çok güzel bir rüya gördüm diyelim. Evet, hepimiz rüya görürüz değil mi? Güzel bir rüya olunca da etrafımızdakilere, çevremizdekilere de ne yaparız? Anlatırız rüyamızı değil mi? Evet, çok güzel bir şeydir rüya görmek. Peki rüya kelimesini biz nasıl anlatabiliriz? Başka bir kelimeyle. Evet, rüyayı düş diye anlatabiliriz değil mi? Rüyanın eş anlamı çocuklar düştür. O zaman hemen cümlemizi kuralım. Dün gece çok güzel bir rüya gördüm. Ne yapalım bu cümlemizdeki rüya kelimesini kaldıralım. Yerine düş ekleyelim. Dün gece çok güzel bir düş gördüm. Evet, dün gece çok güzel bir düş gördüm. Aynı anlamda oldular değil mi? Devam edelim. Evet, bakın ne görüyorsunuz şu an burada? Bir işlem görüyorsunuz değil mi? Bu işlemdeki soruyu size soruyorum. Bakın soru sordum değil mi? Evet, bu bir sorudur aslında. Soru işareti de var. Evet, soru kelimesini biz nasıl ifade edebiliriz başka bir kelimeyle soruyu? Düşünelim bakalım. Sual. Sorunun eş anlamı nedir çocuklar? Sualdir. O zaman bir cümle kuralım tekrardan. Sizlere bir soru sordum. Evet, soru kelimesini kaldıralım. Sizlere bir sual sordum çocuklar. Devam edelim.
Evet, bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Elbette ki biliyorsunuz değil mi? Cevap kelimesinin yerine hangi kelimeyi kullanabiliriz? O anlamda olabilecek. Yanıt çocuklar. Cevabın eş anlamı nedir o zaman? Yanıttır. O zaman hemen cümlemizi kuralım. Bu soruya bir cevap vermelisin. Bu soruya bir cevap vermelisin. Hemen cevap kelimesini kaldıralım. Bu soruya bir yanıt vermelisin. Değil mi? Peki bu soru kolay bir soru muydu? Evet, elbette ki kolay bir soruydu değil mi? Evet, bu işlem çok kolay bir işlem. Kolay kelimesini ifade edebilen başka hangi kelime vardır? Düşünelim bakalım. Basit, kolay, basit, eş anlamlıdır çocuklar. O zaman hemen cümlemizi kuralım. Bu işlem çok basit. Basit kelimesini kaldıralım. Bu işlem çok kolay. Devam edelim. Evet, dersimizin başında da söyledim. Daha önceki derslerde de söylüyordum. Ben cümleler kurarken cümlenin içerisinde neler geçiyor? Kelimeler geçiyor, değil mi? Kelimeyle aynı anlamda olan başka bir kelime daha söylüyorum. Onun adı nedir? Düşünelim bakalım. Sözcük. Kelime, sözcük. Nedir çocuklar? Kelimeyle sözcük eş anlamlıdır. Evet, hemen cümlemizi kuralım. Hangi kelimeyi okuyamadın? Kelimeyi kaldıralım oradan. Kelime kelimesini diyorum. Kelimeyi kaldıralım oradan. Yerine sözcük ekleyelim. Hangi sözcüğü okuyamadın? Bakın aynı anlamda değil mi? Anlam değişmiyor cümle içerisinde. Kelimeyle sözcük eş anlamlıdır. Evet, dersimizin başında okuldan bahsetmiştim değil mi? Okul kelimesi. Evet, hepimiz en kısa zamanda, en yakın zamanda okullarımıza döneceğiz inşallah. Okul kelimesi geçmişte nasıl kullanılıyordu? Mektep olarak kullanılıyordu çocuklar. Okul, mektep, mektep, okul eş anlamdır. Hadi bakalım bunu da cümle içerisinde kullanalım. Atatürk'ün hayatı konusunu işlemiştik değil mi? Evet, Mustafa ilk olarak mahalle mektebine başladı. Bakın görüyorsunuz değil mi? Mahalle mektebine, mektep kelimesini kaldıralım. Mustafa ilk olarak mahalle okuluna başladı. Bakın anlam ne oldu çocuklar? Anlam değişmedi. Evet, sizler neydiniz çocuklar? Öğrenciydiniz değil mi? Okulda okuyan öğrencilersiniz. Evet, geçmişte ve günümüzde de kullanılıyor bu kelimeler çocuklar. Hangi kelimeyi kullanıyoruz biz öğrenci yerine? Talebe. Evet, çok güzel. Öğrenci, talebe. Eş anlamlı kelimelerdir değil mi çocuklar? O zaman hemen cümlemizi kuralım. Siz kaçıncı sınıfta okuyan öğrencisiniz? Öğrenci kelimesini kaldıralım. Siz kaçıncı sınıfta okuyan talebesiniz? Bakın anlam değişmedi. Demek ki öğrenci talebe eş anlamlıdır çocuklar. Evet, hiç durmadan kelimelerimize devam edelim. Nasıl? Dersiniz eğlenceli gidiyor mu? Evet. Siz de farklı kelimeleri eş anlamlarını öğrendikçe hem sizin için enteresan geliyordur hem de umuyorum eğlenceli bir şekilde dersinize devam ediyoruzdur. Evet, siz öğrenciydiniz, talebeydiniz. O zaman ben ne oluyorum çocuklar? Dersinizin başında söylemiştim. Öğretmen oluyorum değil mi? Öğretmenin eş anlamı nedir? Muallim. Evet, geçmişte daha çok bu sözcük kullanılırdı çocuklar. O zaman hemen cümlemizi kuralım. Hangi okulda öğretmensiniz? Sorusunu evet düşünelim. Oradaki öğretmen kelimesini kaldıralım. Hangi okulda muallimsiniz? Bakın aynı anlamda kelimeler fakat farklı kelimeler, farklı yazılmış kelimeler değil mi? Eş anlamlı kelimeler. Devam edelim. Evet, ne geçti az önce? Uçak geçti değil mi? Evet. Hemen cümlemizi kuralım. Cümlemizi kurmadan önce söyleyelim bakalım. Uçağın eş anlamı nedir? Teyyare. Evet, ne kadar ilginç bir kelime değil mi? Eskiden dilimize girmiş olan teyyare kelimesi daha çok kullanılırdı. Cümlemizi söyleyelim. Gökyüzünde bir uçak gördüm. Uçak kelimesini kaldıralım. Gökyüzünde bir teyyare gördüm. Evet, kelimelerin eş anlamları bir tane olabildiği gibi bazen iki ya da üç tane de olabilir çocuklar. Örnek verelim bir cümlede. Evet, konuşuyorum ama yüzüme bakmıyorsunuz. Bakın oradaki ama kelimesini görüyorsunuz değil mi? Konuşuyorum ama yüzüme bakmıyorsunuz.
ama kelimesinin yerine başka o anlamı gösteren nasıl bir kelime kullanabiliriz? Evet, konuşuyorum fakat yüzüme bakmıyorsunuz. Bakın ama ve fakat aynı anlamdadır, eş anlamlı kelimelerdir. Çok daha eskilere gidelim. Eskiden ama fakat kullanılmazmış. Ne kullanılırmış? Konuşuyorum, lakin yüzüme bakmıyorsun. Bir tane daha kelime aynı şekilde. Konuşuyorum, ancak yüzüme bakmıyorsunuz. Evet bakın, ama, fakat, lakin, ancak birden fazla da olabilir bazen eş anlamlı kelimeler. Hadi bakalım örneklerimize devam edelim. Evet, böyle çok büyük olan şeylere ne diyoruz biz? Kocaman diyoruz değil mi? O zaman büyük ve kocaman nedir çocuklar? Eş anlamlıdır. O zaman büyük, kocaman cümle içerisinde kullanalım bakalım. Çok büyük bir elma yedin. Evet, büyük kelimesini kaldıralım. Çok kocaman bir elma yedin. Bakın aynı anlamdadır. Devam edelim. Büyüğün zıt anlamlısı tersi neydi çocuklar? Hatırlayın bakalım. Büyük, küçük. Evet. Küçük kelimesiyle aynı anlamı ifade eden başka hangi kelimeler olabilir? Düşünelim bakalım. Küçük, minik. Evet, değil mi? Küçük, minik eş anlamlı kelimelerdir. Cümlemizi kuralım. Küçük bir kalemle yazdım. Küçük kelimesini kaldıralım. Minik bir kalemle yazdım. Bakın anlam değişmedi. Küçük, minik demek ki eş anlamlıymış. Devam edelim. Evet. Maddi durumu, parasal durumu iyi olmayan insanlar nasıl insanlardır çocuklar? Fakir insanlardır değil mi? Evet, onlara yardım etmeliyiz. Peki fakir kelimesinin yerine ne kullanılabilir? Düşünelim bakalım. Yoksul, fakir, yoksul eş anlamlıdır çocuklar. Hemen cümlemizde kullanalım. Evet, fakir insanlara yardım etmeliyiz. Fakir kelimesini kaldıralım. Yoksul insanlara yardım etmeliyiz. Fakirin tam tersini düşünelim, zıt anlamlısı. Evet, fakirin tersi neydi? Zengindi değil mi? Maddi varlık olarak çok fazla maddiyatı olan kişilere ne diyorduk? Zengin diyorduk değil mi? Peki zengin kelimesini biz nasıl ifade edebiliriz aynı anlamda? Varlıklı, zengin, varlıklı cümlemizi kuralım. Çok çalıştı ve sonunda zengin bir insan oldu. Zengin kelimesini kaldıralım. Çok çalıştı ve sonunda varlıklı bir insan oldu. Evet, gördünüz değil mi? Kelimeler farklı bir şekilde yazılmış, farklı kelimeler ama aynı anlamdalar çünkü eş anlamlı kelimeler. Devam edelim. Evet, elbise. Üzerimize giydiğimiz elbise. Bakın görüyorsunuz. Elbiseyle aynı anlamda olan başka kelimeler var mı? Düşünelim bakalım. Kıyafet. Kıyafet, elbise, kıyafet. Peki başka ne kelime olabilir? Düşünün bakalım. Giysi de diyoruz değil mi? Elbise, kıyafet, giysi. Bunlar birbirlerine nedir çocuklar? Eş anlamlıdır. Cümlemizi kuralım. Elbiseni değiştirdin mi? Elbise kelimesini kaldıralım. Kıyafetini değiştirdin mi? Ya da giysini değiştirdin mi? Bakın bunlar nedir çocuklar? Birbirlerine eş anlamlıdır. Evet, bizim örf ve adetlerimizde misafir ağırlamak da vardır değil mi? Geleneklerimizde. Evet, evimize misafir gelir ve biz onu ne yaparız? Konuk ederiz değil mi? Evet, misafir ve konuk eş anlamdır çocuklar. Misafir, konuk. O zaman cümle içerisinde kullanalım. Evet, yarın bizlere misafirler gelecek. Hemen misafir kelimesini kaldıralım, sözcüğünü kaldıralım. Yarın bizlere konuklar gelecek. Değil mi? Bakın kelimeler değişti ama nedir çocuklar? Aynı anlamdadır çocuklar değil mi? Evet devam edelim kelimelerimize. Evet böyle kalemlerimizi biz bazen ne yaparız çocuklar? Açarız çok açarız açarız açarız. Ve en sonunda o kalemler nasıl olur? Uçları nasıl olur? Sivri olur değil mi? Çok sivri olur. Evet bazen elimize batırdığımız zaman elimiz hemen acıyıverir. Sivri kelimesini ifade etmek için başka hangi kelime kullanabiliriz? Sivri. Düşünün bakalım. Ne olabilir? Keskin. Sivri, keskin. Evet hemen cümle içerisinde kullanalım. Kalemimin ucu sivriydi. Sivri kelimesini kaldıralım. Kalemimin ucu keskindi. Devam edelim. Sorun.
Hayatta karşılaştığımız sorunlar vardır. Birçok sorun vardır, değil mi? Evet. Hepimiz sorun yaşarız günlük hayatta. Sorunu düşünelim bakalım. O kelimeyi ifade edebilecek başka kelime var mı aynı anlamda? Mesele, değil mi? Evet, sorun, mesele. Hemen cümlemizi kuralım. Ne diyelim? Bu sorunu nasıl hallettin? Sorun kelimesini kaldıralım. Bu meseleyi nasıl hallettin? Evet, günümüzde maalesef yabancı dilden girmiş bazı kelimeleri de biz bu kelimelerin yerine biz ne yapıyoruz? Kullanmak zorunda kalıyoruz. Aslında dilimiz o kadar zengin ki çocuklar, kendi dilimizden örnekler verebilsek, tabi bu neye bağlı çocuklar? Bol bol okumaya bağlı. Çok kitap okursak, bolca kitap okursak kelime hazinemiz genişler ve biz daha çok kelimeler kullanabiliriz. Bugün maalesef sorun yerine problem kelimesini kullanıyorlar, değil mi? Problem kelimesi aslında bize ait bir kelime değil. Dilimize yabancı dillerden girmiş bir kelimedir. Problem yerine ne kullanabiliriz çocuklar? Mesele kelimesini kullanabiliriz, değil mi? Evet, ne görüyorsunuz burada? Sinirli bir yüz görüyorsunuz, değil mi? Evet, sinirli olmak iyi midir? Hayır. Çoğu zaman hepimize, kendimize zarar veririz, değil mi? Sinirli olduğumuz zaman. Evet, sinirli kelimesini ifade etmek için başka hangi kelimeyi kullanabiliriz? Düşünelim bakalım. Evet, sinirli, asabi ya da öfkeli kelimelerini kullanabiliriz, değil mi? Hemen cümlemizi kuralım o zaman. Sinirli olmak insana zarar verir. Hemen sinirli kelimesini kaldıralım. Asabi olmak insana zarar verir. Ya da öfkeli olmak insana ne yapar çocuklar? Zarar verir. Evet, şimdi nasıl bir yüz ifadesi görüyoruz? Mutlu bir yüz ifadesi görüyoruz, değil mi? Hepimiz bu hayatta mutlu olalım çocuklar. Mutluluk çok güzel bir duygudur. Evet, mutlu. Mutlu kelimesini nasıl ifade edebiliriz başka türlü? Evet, sevinçli. Bugün nasılım? Mutluyum. Yani sevinçliyim. Mutlu ve sevinçli eş anlamlıdır. Hadi bakalım cümlemizi hemen kuralım. Bugün çok mutlu oldum. Bugün çok sevinçli oldum. Bakın farklı kelimeler ama aynı anlamdalar, devam değil mi çocuklar? Evet, birçok kelime kullanılır. Biz bugün hangi konuyu işledik çocuklar? Eş anlamlı kelimeler konusunu işledik, değil mi? O zaman eş anlamlı yerine ne kullanabiliriz? Anlamdaş ya da eş kelimesi yerine aynı anlamlı kelimeler diyebiliriz, değil mi? Eş aynı demek. Aynı da eş demektir çocuklar. Birbirine bu iki kelime de aynı anlamdadır çocuklar. Evet. Peki şu an neye bakıyorum? Saatimize bakıyorum, değil mi? Saate bakarak neyi ölçmüş oluyorum? Zamanı ölçmüş oluyorum, değil mi? Zaman kelimesini yerine ne kullanırız? Vakit kelimesini kullanırız, değil mi? Evet, cümlemizi kuralım o zaman. Bugünkü dersimizin zamanı doldu. Zaman kelimesini kaldıralım. Bugünkü dersimizin vakti doldu. Vakit de kullanılabilir ya da ne kullanılabilir çocuklar? Süre kelimesi de kullanılabilir. Zaman, vakit, süre, bunlar hep birbirine eş anlamlı kelimelerdir çocuklar. Evet, saymaya kalktığımız zaman birçok eş anlamlı kelime vardır çocuklar. Bunu ders videomuza sığdıramayız. Tabi ilerleyen videolarda çok daha fazla eş anlamlı kelimeleri sizlerle paylaşacağım. Bugün sizin yaş seviyenize uygun, sizin seviyenize uygun birçok kullanılan kelimeyi biz ne yapmış olduk? Örneklerde göstermiş olduk. Bugün sizlerle beraber eş anlamlı kelimeler konusunu işlemiş olduk çocuklar. Evet, umarım dersim sizler için çok faydalı olmuştur bu video. Bu videomu izledikten sonra sizler çok güzel bir şekilde bu konuyu kavramış olacaksınız. Evet, kanalımı takip etmeye devam edin. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.